Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir köy sabahından hepinize dolu dolu selamlar olsun inşallah. Bugün köy sabahında köy evimizde videomuza başlıyoruz. Sen bağcı aç, soğan önce koyu. Köyümüzde başlıyoruz arkadaşlar ama video tabii ki de köyümüzde devam etmeyecek. Bugün güzel köy sabahında teyzemin yanına gideceğiz. Teyzemin yanında arkadaşlar zeytin toplaması var. Oraya gideceğiz. Zeytin toplamasını bugün sizlere paylaşacağız. Ve oradan da İncirli köyüne gideceğiz. Şimdi İncirli köyüne giderken de hazırlığımızı yapıyoruz. Artık zeytin hasatları, yağ yapımları başladı. O yüzden oradaki zeytin hasadında bu sene ilk defa teyzem ve teyzemin çocukları, onların zeytinlerin hasatları var. Onları da bu sene kısmet olursa sizlere paylaşacağız inşallah arkadaşlar. Teyzemle beraber, annemle beraber bugün videomuza devam edeceğiz. Yani 5 dakika, 10 dakika sonra o videomuza hemen giriş olacak inşallah. Şöyle yukarıda çocukları hazırlıyor. Biraz da hava serin. Ben ilk başta çocukları götürmek istemedim ama nenem çok görmek istiyor. Pist, pist. Nenem çok görmek istiyor bu çocukları. O yüzden çocukları da götüreceğiz inşallah. İzliyor. Kaçta başlıyorlar anne, teyzem gel. Ha? Kaçta başlıyorlar? Neyi? Şeye. Toplamaya. Toplamaya. Onlar 7'de başlıyorlar. He. Onlar erken başlıyor. Şey, anneme sarma saracağım ya. Hmm. Bari öğlenden sonra da sarma da sararım. Biraz olması da götürür. Onlar yapmayın. Şey yapayım. Biz gider kadar saat 8.30-9'a doğru olur. Tamam, biraz güneş çıkar o zaman gideriz. Anca giderek şimdi. He. Yok çocuklar hazırlansın hemen. Bakın gerek vardı. Şimdi şöyle İncirli'ye giderken bir de halamın yanına giderken arkadaşlar. Videolarımızı sadece bir videoyla kalmıyoruz. Hani gitmeye gittik diyoruz. 2 video, 3 video falan birden çekiyoruz orada, çekim yapıyoruz. Daha sonra onları aralıklı bir şekilde paylaşıyoruz sizlere. Mesela şimdi gittiğimiz zaman
Teyzem gün yanına uğrayacağız. Oradan İncirli'ye gideceğiz. İncirli'de teyzemin yanında bir video yapacağız. İncirli'ye gideceğiz. Orada bir video yapacağız. Belki iki video yapacağız. Yani bu videoları da aralıklı bir şekilde. Bugün teyzemin videosunu attıysak bir iki gün sonra çektiğimiz nenemin yanındaki videoyu kısmet olursa atacağız. Bir iki gün sonra da yine İncirli köyünde ya da halamın yanında çektiğimiz videoyu sizlere paylaşacağız. Niye? Legenini tuzu yoğurdu satma koyarım getirin. Pist. Yoksa küçük legeni pist mi götüreyim şunu? Tuzu yoğurdu. Ha çok çayılmadı. Neyi? Bir çorçayı alacağım karıştırmak için. Bunu alırım o küçük legeni bırakırım. Ne var onda öyle? Şey, fincanlar hep de ikili ikili kalıp ya. Yolda da kola istediler, kola alacağım. Sabah sabah kola mı içeceğim? Burada değil. Şey, toplayınlar ya. Haydi yavaş yavaş yolumuza çıkalım inşallah. Maymun var. Nerede?
yiyor. Evet. Muz yer. Kabuklarını yerse? İncirli. Bak kaç tane ev yıkıldı biliyor musun? Bu amcam gel ikisi de yan yana yıkıldı. He. Bu da vardı. Aha buradaki yıkıldı Fatma da Zeynep'ine bak. Şey Deniz'in nenesi gidin. Bak yengen diyor ya getirsin arabayı. Nereye? Koyun gelmiyor diyor. Tamam. Kafanım canımın içine. Kafanım canımın içine. Ben söyleyeyim mi? Selamun aleyküm. Oho, bacısını gördü. Bak mesela bu ağaçlar güzel tutuk. Evet, teyzem gülün zeytin tarlasına geldik. Aynen. Ama şimdi burada köy evi var. Yeni yaptılar burayı teyzem gül. Şimdi teyzemin oğlu Süleyman abi koyunları getirecek. Bir bahçede kısa bir çekim yapacağız. Daha sonra da döneceğiz. Teyzem zaten orada zeytinini topluyor. Annemle beraber orada da bir çekimimizi yapacağız inşallah. Yavaş bak, yavaş daha sonra videomuzu bitireceğiz. Zeytin güzel. Bak bu doymuş. Suyu doyuk. Ama onlar su doymayık valla. Teyzem gelip hiç su doymayık. Bak orada dinamo kuruklar. Kaç tane dinamo kuruklar. Güneş panelleriyle burada. He. Su veriliyor. Hop, mesela su doyan şey çok güzel şey yapmış. Ama diye bu sene biraz daha. Bu sene vermedi. Veremez. Geçen sene dalından sattılar. Hiç de teyzen gelmedi. Toprağı güzel ne var. Kırmızı toprak. Dağın taşın içinde oğlum baksana. Bu bahçeler bu hani taşları kepçe hep böyle yığıyor. Tabii, değil mi? Tabii kepçe tuttular bunlar. Kepçeyle sağa sola attılar hep şeyleri. Böyle bölüm bölüm burada 4000 ağaç var. Her kardeşin 1000 ağacı var. Bak bunlar sattılar. Bunlar dalında sattılar. Şey Süleyman'la şey maşallah Süleyman çok güzel sattık kendininkini. Ama Burhan biraz. Bunu sattığında gelinler sıyırdılar, aldılar, gittiler. Burası da Süleyman abimizin yeni çiftlik evi. Yeni burası. Çiftlik köy evi. Yeni yaptı burayı. Koyunlarını aldı. Hem zeytin tarlasının yanına, hem zeytinini, hem de koyunlarını, hayvanlarını besliyor. Köyden 2 kilometre falan uzaklıkta burası. İncirli köyünden. 2-3 kilometre var. Belki de fazla var. Ama daha bitmedi. Düzenleme var daha. Yok daha yeni. Her yer düzenlenecek şey daha. Yavaş yavaş düzenlemeye girdi.
Buranın da düzenlemesi biraz gerçekten zaman alıyor. Bir de yorucu oluyor. Yapacak, yapacak. Yani zor oluyor. Temizliyor. Burada ufak bir bahçesini yapmış. Biberine, patlıcanına, domatesini hepsini burada ekiyor. Avrat rahatsız ya, bu sene hamile. Allah saksın, kurtarsın yani. Bizi uzun zaman önce yine çağırdı. Biz kısmet olmadı, gelemedik. Baharda. Kömek zamanı gelecek. Buraları çok güzel olur. Aa, bak. Kıttaslıklar var bak. Kıtta ekip, salatalık ekmek. Daha önce geleydik, burası daha güzeldi. E kaç sefer çağırdın? Biz gelmedik. Sessiz, sakin bir de çok güzel. Çok güzel yerler. Sakin, kimse yok etrafta. Bak biberi de ne güzel olur maşallah. Patlıcan da güzel, biber de güzel. Sanki can sesi geliyor. Yani verimli. Bizim şeyden daha şey, güzel. Şey toprağı, güçlü toprak. Bir de daha suyları yeni yeni geliyor ya. Buraya taşındılar, su yoktu. Ya şehirde oturdular, oturdular. Şimdi artık suya taşındılar. Bu halinle gene yetiştireceksin, helal olsun. Valla salçamı yaptım aşımdan. Allah'a ver. Olur olur, güçlü ya, daha ekilmemiş. Dediğin gibi ha, böyle bir şey yaptıkça şuraları böyle ya. Köpek yok değil mi? Gel. Ne? Bir tane alışkın yok ki. Al. Al. Yemiyor mi? Yok. Yoklar, yoklar. Bunlar bence erkek besliyor. Yok, erkek mi bunlar? He. Ya besleye mi bırakmış? He, demek ki besleye bırakır. Ya bir senenin içinde yaptı ambarlarını, ne güzel bak. Ha, yok çok güzel olmuş. He, yeri güzel, sakin, sessiz. Şeyde, Kırkan'da şehirde oturuyorlardı. He, kendi evi var maşallah. İlçede, Atay'ın Kırkan ilçesinde. İki tane apartmanı var maşallah orada. Dükkanları var. Ama artık malcılıkla uğraşacak. Yani artık sessiz, gitmez. Sakin yeri seçmeyi tercih etti. Çünkü niye diyor, şeyim var. Bağım, bahçem hepsi burada diyor. Bunu bence kapatıyor şey için. Oyunun geçmesin diye bir tarafa. Yani depremden sonra... Depremden önce geldi değil mi? Hayır, bu depremden önce deprem şeyi yoktu. Ha şimdi çocuklar gene ilçede. Çocuklar okuyor ya. Maşallah iki oğlu. Bir kızı var o şimdi. Bir tane daha olacak. Orası içeriden mi bırakıyor buraya? Buraya koyun yeri. Ha,
Ya masraflı mı masraflı yani şimdi yapmaya kalksa. Bayağı masraflı yaptı burada. Hani şeye bak. Dolu içinde. Hı? Ya şey yakmalık. He kemredi. He kapıyı tam. Bunu bak sökmüşler. Hmm. Bu kemreyi hepsini dışarı koyarlar. Diyor ki bunların içine hep toprak doldurduk. Yoksa hep taştı burası. İyi olmuş ama. Güzel ambarlarını güzel yapmış. Bak bu da saman yeri. Kışın içeride şey yapar, besler. Tekneleri de var. Bunlar hepsi erkek. Bunlar satlık bence. Onun için şeye götürmüyor, dağa götürmüyor. Su içek. Sus alın. Tamam duruyorum neye söylüyor. Bak burada kocaman ambar şey hep yem içi dolu. Ya burası da yemiş. Yem dediğimiz bu çigit yediriyor. Hmm. Yani saman değil çigit. Hayvanlarına yediriyor. Vallahi yenge köpek ters ters bakıyor ama bir şey yapmasın. Ha nerede köpek sen köpek? He burada. Yok yok bir şey yapmaz zannettim. Daha orada. Ha terini sensin la kolu kısa çok. Oraya mı bağlıyor? Bu eşeği oraya. Eşeği bağlıyor. Kız kapı açık değil ha. Maşallah Allah bereketini koysun. Ay ay ay. Ay. Şuradan ben bir geçeyim. Geçeyim. Hoş bulduk Süleyman abi. Arıyorum artık numaramız da yok. Nasıl? Yani illa alışveriş mi yapmamız lazım? Açıklığın çok güzel. Sağ ol teyze. Nasılsın? Nasılsın abi iyisin? Vallahi iyi. Ne güzel ha yerin. Yerin güzel. Vallahi güzel ama ne iyi yediksin. Öyle işine baktık. Yok yok. Doğru söylüyorsun abi. Ben o hikayeli işi. Aa yok yok iyi ettim vallahi yerin o kadar hoşuma gitti ki güzel yerler. Her zaman oldu Süleyman abi. Maşallah maşallah maşallah. Gideceğim de. He yok gideceğiz vallahi teyzemin yanına. Teyzenin yanına annenin yanına gideceğiz. Zeytin mi? Şey topluyor zeytin. He gidelim hem teyzemi görek. Hem de kısmet oldu senin burayı görek. Süt gelecektim, mayalar gidip tuz yoğurt yapıştık. Biz de yapıştık, şey yaptık. Ediniz rahat et. Çok şükür, sen nasılsın? İyi tarafı değil mi? Ben... İyi çok şükür. Ne? İyi çok şükür, rahat. Sen nasılsın? Kalkma yaptın. Yok, evine dedi ki size de şey yapmayın. Niye? He. Yeter, yani, yeter geldiniz, gördünüz gidin. Ya. Süleyman abi çok neşeli bir biri. Bak avrat nasıl bakıyor. Sohbeti muhabbeti çok tutup, çok iyi. Gelip tutup yazık mısın avrat? Ya bak gördün mü? Teyze sen nasıl tutup götürüyor? Fırsatını vermeyeyim tabii ki de. Bak fırsatını vermez bir şey yani. Yok valla eviniz çok güzel değil mi? Bak yenge diyor ki baharda güzel oluyor. Baharda buraya geleceksin. İnşallah. Yeşil. Yeşilli güzel. Zeytini niye buraya koyuyorsunuz? Biz onları çekmeye götüreceğiz. He iyiydi. He. Bak oğlum kuru kuru bak. Biz bu diyor ya yaş olsun. Bak bu zeyt yağı güzel çıkar. Bak kuru kuru. Çok su içmiş herhalde diğerleri. Bu onlar kendi öküldüğü için. He. He. Ondan öyle olmuş. Onlar... He bunlar siz topladınız. Aynen. Evet. Onlar şey. Başta gidiyorsun yani. Ki Süleyman abi sen koyuna. Sabah erken gidiyorsun o zaman. Sabah erken gideyim ya. Saat 6. 5.30 6. He. Şimdi kalırsın, ikinden çıkar. Üçte. İki buçuk. Üç buçuk. Siz baş başa mı kalırsınız burada? He, kahvaltımızı yapalım. Bunları büyüttük yeter. Aynen yeter, Allah'a çok şükür. Bunları büyüttük. Bak. Evet. Bir tane cücük geliyor, Allah seni yarabbim. Kızım Ahmet gün sana Allah hayırlısıyla inşallah gelmeyi nasip etsin.
Ama bizim ahanda diye. Anne bu yabancı gibi geliyor evin içinde. Hepsi büyüyüp ya çocuklar. O da küçük, bak bak bak. Bizimkiler ya daha büyük. Ahmet Bilegen'in kızım, he senin çocuklar daha büyük ya. Bizim çocuklar... Televizyon nasıl seyredersin? Üçü bir yanda oturup o çocuk ortada. Sen ama. Ona bakıyorlar. Kızım bırakın çocuk uyusun. Yok nene biraz seyredek hele. İnanmadık gelmiş diye yani. Çocuk. Yarın seninkiler de böyle olur. He bakmaktan hayırlısı. İnşallah. Nasıl alıştın mı Süleyman abi buralara? Alıştım. Sen normal dışarıları seversin. Hayali güzel. Nasıl ilçeyi bıraktın? Hayali. Diyorum alıştı mı? Değil mi? Çok güzel. Hayalidir. He vallahi. Ben şeyden bıktık. Vallahi doğru söylüyorsun. Elin işinden bıktık diye. Of şimdi kendi işi, evi. 22 sene, 23 sene iş atlardaydım. Yeter. Oraya gitsin. Yok işte. Sen dinle kahvaltını yap. Biz de teyzen gelin oraya gidelim. Valla biri oraya gidelim. Teyzemin yanına da. Biri oraya. Gelelim sonra gelelim. Tamam, haberi içeri inşallah. Haber içtiniz. Geliriz içeri. Biri oraya. Küçücük işe. Kahvaltını yap. Hadi sağ ol, sağ ol abi. Sen de dinlen biraz. He dinlen biraz yani iyi hanım dinlen. Bak ne güzel zeytinli kalan. Süleyman abi diyorum neşeli biri. He. Yok ablamın çocukları Allah var hepsi böyle. Şimdi Süleyman abinin de hayaliydi. Çok istedi. Çok, çok istedi çok severdi. Böyle çiftlik yeri çok istedi. Güneş panelleri bakın arkadaşlar. Sulama sistemi hepsi güneş panelleriyle oluyor. Bak o birileri ikisi ha elin demir içinde çalışıyorlar. Kasta bel fıdığından ameliyat oldu. Gene elin işine gidiyor. İyi. En az bu kendi işi. Maşallah oğlu askerliğini bitirdi. Kızı var 18 yaşında. İyi maşallah. Yaşında, maşallah. Çok dışarıda kaldı. Sonunda diyor yeter diyor. 25 sene çalıştı dışarıda. 25 sene. Bıktım artık diyor. Yeter. Hem böyle köy hayatı hem böyle malcılık çok... yapmak. Çok seviyor. Kendim. Ama Süleyman şey, Hüseyin amca da çok sever. Hüseyin amca zaten Süleyman babaya çekmiş. Babaya çekmiş, çok sever. Karısı da asla. Bakma hamileliğinde şey yapıyor. Evin önünde diyor, mal olmazsa diyor ben hasta ya. Olurum. Şeye, Süleyman'ın hanımı, maşallah maşallah bakma şimdi hazırlaşık. Şimdi hani ben diyorum mesela, çok kadın mesela şehirde kalanlar, ben öyle çok yani herkesi kastetmiyorum da. Gelip böyle köy adına bu şekilde iş yapamaz. Yok, mesela 100-150 koyuna bakamaz. Sütünü yapamaz, sağamaz. He. Yani zorlanır, çok zorlanır, yapamaz. Yok, ya bizim yorumlarda da vardı, yorumlarda da yapanlar çok vardı. Yapar, maşallah bu aslan gibi. Diyor mesela ben köy hayatını çok seviyorum ama diyor işleri çok ağır. Ağır. Mesela zor. Yok bu oldu bitti malcılığı da seviyor. Emine malcılığı seviyor. Bak o bir bacısı da var fazla şey yapmaz ama bu daha çok. Bir de... Bu işte bişti. Bak bunlar toplamışlar. Geliyor altlarında bak gördüm kaç çuval toplamış. O altta onu da yak şeker. Oo herhalde. Bak burası oldu hava ne kadar güzel oldu. Yakıyordu yoksa güneş. Yok, anne abi. Bunda ne vardı bunda? Ha, bunda annem. Aha bak. Ha. Bak oğlum aha burada bak. Bunlardan ne kadar toplar yerdiniz. Bak bak. Bak altına bak. Biz bu bunu ne yapıyorduk? Ama. Sıyırırdık. Bitiyor artık annem. Boğulmuş mu? Ya. Aha. Bak bunları toplardık. Bunu un gibi yaparlar. Bunu helva yaparlardı. Hmm. Eskide yokluk çoktu. Rahmetlik babam gider toplardı. Çuval çuval getirir onu öğütürük. Öğüttüğü zaman onu tereyağıyla pişirir. Çocuklara yedirirdi bak. Aha bunları. Şimdi bak bir toplama. Aha bunu. Toplar. Bunu tek tek sonra götürür harbunla da elerler. Eledikten sonra şeye çekerler bunu. Ne adı? Değirmen, el değirmeni var ya. Hatırlıyor musun? Sizde vardı bu taştan. Ha. El değirmenle un yaparlar, onu da helva yapıp yerlerdi. Teyzen gibi çok yapardı eskiden. Bu teyzen anneannem gibi her şeyi biliyor. Bu ağaç da gelmemek daha toplanmaz. Şimdi biz her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bizim videoların başını izleyip de ortalarını ve sonuna doğru izlemeyenler o köy hayatında çok şeyi kaçırıyorlar. Çünkü ilk başta mesela gelirken yoldan başladık. Köyümüzden başladık. Buraya kadar geldik. Şimdi köyümüzden başladık. Yolu çekerken bazı takipçilerimiz ya da bize yeni katılanlar hani belki sıkılıp çıkabiliyor videodan. Ama normalde videonun asıl güzel yanı ortaları ve ortalarından sonraki sonlarına doğru. Mesela 20. dakikadan sonra asıl
ya da 15. dakikadan 10 dakika sonradan daha güzel görüntüler oluyor. Bu videolarımızda bunu da unutmayın inşallah. Biz bu sene vermediyse seneye bence iyi verir. Seneye verir. Bak orada Süleyman Gül'ün görüyor musun? Ha, karşı tarafı. Ağaçları daha güzel. O güzel ha burası. Kendi burada. Sürekli ağaçın içinde. Hmm. Bakıyor. Teyzem Fakara bu ameliyatlı. Eniştemle malın peşinde yapamıyor. Bu da payasta çalışıyor, gelip gidemiyor. Doğru. Bu damlama sistemi zaten. Suyu damlamaya açtığımız sulanıyor hepsi. Bunlarda dalgıç var yerin altında. Bu otlar aslında hiç kalmaması lazım. Dur teyze, ben şimdi sorayım anne abi. He, aha ben de. Sen montunu şeyden bıraktın Süleyman. Yok, sıcak oldu. Aa, karşıda teyze. Süleyman abi gençleşmiş ya. Adam. Böyle ya Allah, geldi köye geldikten sonra gençleşti. Olunca. Ne ya, boş boş bir hayat yaşıyor. Vallahi. 4 ay bir doldursun hani lanet gelsin elin üstüne. Yok. Yolda gittiğim yerde bak topladım. Bak ne topladı bak. Bak. Anne. He? Eskide biz bunu ne yapardık? Yerdik, un yapardık. He? Ya şimdi? Unu da kavururduk zeytinyağına. He? Yerlerdi çıkana. O şeyde taşta çekerdiniz kendini. He, taşta kendini. Çeker. Taş şimdiye kadar durmuş ha teyze o. He. Şeyde bizim Ahmetgil'de var. Onun çekirdeğinde çocuklar eğlence diye kırarlardı. He, İçindekini şey, çıkarıp yerlerdi. Bak şimdi kimse hiç. Kimse tenezzül ediyor mu? He vallahi. Şimdi 20 çeşit şey var. Ya çerez var. Daha beğenmiyorlar. Şunu bile çekirdeği bile annemin çekirdeğini dökmezlerdi. Onları bile beğenmiyorlar. He. Biz giderdik dağda çalıların altında toplardık. He. Getir sererdik, kuruturduk. Çuval çuval. Ondan sonra da onu değirmende çekerdik. Onu ne elekle elerlerdi. Torbalara, temiz torbalara koyarlardı. Zeytinyağından da kavururlardı onu. He. Çekirdeğini bile atmıyorlardı. Şimdi türlü türlü çerez var, beğenmiyorlar. Nerede şimdi? Bizim Doğan'ın avradı demiş. Doğan demiş, evde ne var ne yok demiş, çerez yok. Fatoş da demiş ki, niye çerez yok demiş, çerezimiz evde var. He. Demiş içinde bilmem nohut yok içinde. He. Fındık yok. Fındık yok içinde bilmem. Bayam yok. Seçtin. İyisini seçtin. İyisini seçtin aldın demiş. Çekirdekle şey kalmış. Fıstık kalmış, yemiyor mu? He. Fındık demiş, baba içinde bayamı mayamı hepsini seçiyor. Da çekirdeğine şey bırak. Şimdi deyince nenem aklıma geldi. Nenem bize geliyor. He. Ben videoyu çekiyorum. He. Nenem şimdi birine konuşuyor. Eskiler böyle yeni. Şimdi yeniler diyor ki böyle yapayım yeniler. Böyle yapayım. Bir de sen yok. Sen ya. Yok diyorum nene, Allah için biraz frene bas. Yok. Freni yok. Frentine. Abla bize bunu nereye sen? Takıma. Geçin anne geç. Hadi gel şu öbür şeye gidelim. Geldiler orayı topla. Ne tarafa gidiyor? Şöyle git ya. Şu takımı bırakmışsın mı? Tabii. Herkesin takımı belli. He. Herkesi her günü paylaştı adam. Ama iyi edin. Kimse kimsenin hakkını yemezsin. Ahmet diyor. Mama şu oğlum fıkara mazot alır. Tara bak bizim tarlayı gör. Kıpkırmızı görüyor. He. Yerlerkin otuna bak. Sürer, temizler. Sabah geldim diyor, baba sen bu mazot hepsini ne yapıyorsun? Mazot pahalı hani, mazot pahalı. Ha, mazot pahalı. Ha, mala gelince bak nasıl topluyor. Dedim hadi bir günde al, iki günde al. Ha neyse herif, hele bunların herkesin kıssasını verek. Ya abla, yani biz hep hepimiz çalıştığımız çocuklarımıza değil mi? Koşuyor. Sen kime şimdi bunu yapıyorsun? Yine Muhammed. Gene çocuklarınıza. Niye? Kalktık, paylaştık. Herkes kendi kıssasını biliyor. Sırası yerine. Zaten torpilli olan havuçta kalan. Öyle mi? He. Havuç
Üstekine bir şey kalmıyor. Yok, en çok da ona kalır. Korkma. Hadi bakalım, göreceğiz. Görürsün. Bak bizkilerin takımı buraya kadar. Hortumlarımız böyle bağlı. Onlarınki böyle bağlı. Herkes tamam, hemedir. Tamam, hemen. Seninkini ötede bırakıyor kakılım. Neyi? Senin hatun ötede kalıyor. Arkadan toplarız, şimdi devam edin. Yani daha sınır ötede tabii mi? Tabii ki, olucu sınırın. Ama yok. Yok oraya... yok, bırak kadar bırakın. Aha, taş koyuyorsunuz, bak beni. Ya yine aşağı, o günler sen diye bizim hat buradan, ben diyorum bizim hat şuradan. Bu doğarın yeri, o diye bizim yerimiz. Abla onlarınki toplandık zaten değil mi? Tabii ki. Orhangilikine şeyi ki? Orhangi toplandı. Süleyman'ınki de toplandı. He, Muhammed'inki de toplandı, toplanıyor. Bir doğan'ınki kaldı. He, doğan'ınki kaldı. Doğan ameliye verir. He. Muhammed. O zaman şimdi teyze ne demek istiyor? Ben havuçtayım diye demek ki bana kalıcı. Tabii ki. Vallahi öyle diyorlar da teyze oğlu pek bir şey kalmıyor. Her şey ne bileyim şimdi bunu söylediğine göre demek ki ben bahçedeyim. Ama bana mı kalıcı yani? Ama bahçede kim uğraşıyor? Yani. Ya bizim olması lazım doğrusu. Ekimi yapıyor, bahçeleri yapıyor. Sağlıkları yerinde olsun da hepsi çok kendiler. Vallahi hiçbir şey istemiyor. Kendiler olmadıktan sonra hiçbir şey yaramaz o bahçe. Vallahi hiçbir şey yaramaz. Sene olmadı oğlum, bu sene olmadı. Evet, bu sene her sene. Ne oldu, kimin neyi kaldı ki? Yok ya, şaka bir tane ayrım, gayrım hiç olmaz. Acaba diyorum bu damadan mı? Kimi diyor bu damadan? Kimi diyor bu senenin bu depremin şeyi? Gelmem, valla bu sene diyor Mehmet Mavuş'a bizimkini güzel bir budamacı getir. Ama benim ağaçlar çok yüksek. Merdivene çıkmasam toplayamıyorum. Ama cevizler var ya, cevizler üstünde simsiyah oldu, döküldü. İşte benimki de öyle oldu. Limonlar, limon bel oluyor, saralıyor, pat düşüyor. Allah Allah. Yani bes bu değil, yani bes zeytin değil. Tamam, zeytin diyelim ki ne budamadan oldu ya ceviz. Yok, her yok. Sene böyle bir boya satılın bir iki tane toplardım ceviz. Kırardım, çocukları hepsine paylaşırdım. Çocuklar öğrenmiş bir sene diyor ki ne diyor, sen bize ceviz vermedin oğlum, gidin ağacın üstünde varsa alın. Bu sene bir şey olmadı. Oğlan Cihan'ın kocasına dedim yavrum böyle. Neyse diyor, biz dedik olmadı diyor. Ne elma oldu, ne bir şey oldu diyor. Bir şey olmadı. Allah Allah. Bizde de üzüm aynı şekilde bu sene üzüm, limon. Üzüm yemedik. Üzüm yanında kurudu. İnan ki biz var ya, kışın ortasına kadar bizim üzümü yerdik. Biliyorum. Gelirdik daha üzüm asmalar dolu. Bu sene olmadı. Olan üstünde dediğin gibi kurudu düştü. Allah Allah. Bes bu deli, haydi diyek bu budamadan yok. Budamadan ilgisi yok. Yok. Budamadan ilgisi yok. Bu sene hiç yok. Küçük küçük dalında. Portakallar bile şimdikten sararmış. Hani o cevizler. Ben cevizi diyorum, mavuşu keseceğim. Hiç olmadı. Kocaman ağaç. Ama teyze böyle biraz da hareket etme çalışman iyi. Teyzen iyi. Dizi ben dizimden akşam eve gideyim, yatamıyorum. Dizi ameliyatı. O günler saat 1-1.30'a kadar dizimle uğraşayım, yatamıyorum. Mehmet o günler kayaslar evde. Ayakta gel. Durmaktan. Ben yatamıyorum. Yok işte ağrıyor. Ayakta da duruyorum, çalışıyorum da. Otur. Sen dedi ameliyat olacak dedim, hele yürü. Ama yok ki ameliyat olacak şeyi yoktu. Baksana her bir ağaç. 4 saat. Ağaç topladım, 1 saate çıkmadı. Yoktur üstünde. Yok bizimki buna göre. Mehmet aşağıdaki iyiydi. Dün öğlenden sonra girdik. 4 çuval, 5 çuval yaptık orada. Maşallah. İyiydi. 5 kişiydik, 2 kap götürüyorduk. Maşallah şuradan şuraya gidiyor, çuval doluyordu. Mehmet dedi hani ortada yok dedim. Nasıl buralarda varsa orada da var. Hani dedi ben suluyorum, ben geziyorum, içini biliyorum, ortada yok. Hakikaten de yokmuş. Ya da söylemeye gerek yok. Siz hiç durmuyorsunuz. Durmak biz ya. Siz üç bacı aynı. Biz duramak. Biz evde olsak da durmuyoruz. Evde mi duruyoruz? Maşallah evlerinize bakıyorum. Şimdi senin evine geliyorum. Diyorum ki anam aynı. Bugün dün gittik diyorum. Zoyda hele şu havuşun haline bak. Zoyda kuşlar sıçmış. Toz Gülhan. Tabii ki. Şurada abla yıkayak dedim. Yok zeytin yıkmışız. Üstüne olmaz. Zeytini eve mi koyuyorsun? Zeytini hep eve götürüyor. Götürdüm. Akşam da Muhammed motora yüklerdi. Babası Kırkan'dan gelir. Götürür. Götürür nasıl? Nasıl?
Bidon bidon ayarladım hepsini. Valla Süleyman da maşallah 3 çuval toplamış. O aparadan topladım. He, aparadan diyor topladım teyze diyor. O geldin ikini sattı, evet. Yerinde kalanı topladı, dip midini topladı. Daha bırak toplasa da 3 çuval daha çıkardı. Biz 3 ağaç topladık, daha Muhammed bir ağaç toplayıcı bak. Ya, boş ağaçlarda geldik. Evet. Biz akıllıyız. He bak. Akıllılar boş ağaçta gezer. Aman ya. Olsun da dolu olsun, toplayak bari emek çıksın. Dün maşallah dün ağacı alsak da iyiydi. He. Her iki ağaçta bir çuval çıktı. Maşallah. Burası iyiydi. Dün öğlene kadar bittim toplamda. Ya bu sen Muhammed geldi de zeytin toplayacak dedi, nene işim olmaz. Yine benim babam gider. Aynen. Getirdin mi? Hani? Şeyde, köyde. Köyde kimde? E tamam Özlem'e şuleyi indirdim ya. Oraya bıraktı. Harcıman diyor hani dersen bize kabak söz vermişti getirdim mi? Niye unutmaz seni ya? Yok ben yemeğe şey yaptım. Niye Harcıman bana demedi ki? Sen dedin ya ben şey bal kabakını kaldıracağım. Üç tane vardı sakalına dedim, hatta dedim biri senin ikisi benim dedim, şey yaparak bal yaparak ama baba oğludular. O gün görümcem de geldi. Geldi nareşkisini pişirdi. Valla satın aldım abla darı. Pişirdi. Ha 6-7 kilo belki 10 kiloya yakın çıktı nareşkisi. Onu ben Muhammed'in kaynanasından aldım. 200 bin liraya. Şeyin Ayzen. 250-300 oldu. Vallahi 200 avra verdi. 7 kilo, 10 kilosu mu ne 11 kilosu vardı. Şimdi 300 oluk diyorlar. Hepsini Muhammed aldı. Ağdepe tarafında 300. 2,5 kilo Zayda'ya aldı. 2 kilo bana aldı. He. Gerisinde arkadaşları istemişti Muhammed'in. He. Onları aldı. Hepsini Muhammed aldı. Götürdü. Dayım, abim gül de pişirikli. Emmeme de oluyor. He. Onlar her sene pişirirler. He yok ben gördüm şeyi atmıştı. Her sene pişirirler. Daha burada bak kayalar, taşlar daha var. Evet arkadaşlar, ortalama yine 40 dakika kadar videomuzu çektik. İnşallah ilerleyen günlerde yine teyzemle beraber, teyzemin köy evinde de yeni videolar inşallah gelecek. İki kardeş, iki bacıyla beraber. Yine inşallah sizlere videolarımızı paylaşacağız. Bununla beraber de yine dediğimiz gibi İncirlik köyünden de birkaç gün sonra yine yeni videolar sizlerle beraber olacak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çünkü işimiz daha çok uzun. O yüzden gideceğiz daha Süleyman abinin yanına, oradan nenemin yanına. Bugünlük videomuzu bu kadar inşallah. Abla iyi benim kartını da söyle.